Bakın biz bir kere 3 parti temsilcisi arkadaş iyi bir çalışma yaptık, yoğun bir çalışma yaptık ve 7 maddede uzlaştık. Ha, bana soruyorsanız bizim penceremizden bu uzlaşma, bu çalışmanın sonunda mutlaka 7 maddede uzlaşılmış olması, bir madde bile olsa kıymetlidir, önemlidir, değerlidir, bunu göz ardı etmemek lazım. Ama benim açımdan sorarsanız eksik bir çalışmadır. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi penceresinden sorarsanız komisyon olarak çalışmayı bitirdik ama bizim arzu ettiğimiz şey özellikle HSYK, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu konusunda anlaşabilmemiz gerekiyordu. Bu çerçevede ne yazık ki eksik bir çalışma olmuştur. Yani bu konuda yaraya merhem olacak 7 maddedeki uzlaşma yaraya merhem olacak bir uzlaşma olduğunu düşünmüyoruz. 4 maddesi yargı, askeri yargıyla ilgili. Nedir? Biri askeri Yargıtay'ı kaldırıyoruz. Bir maddede askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ni kaldıracağız. Bir maddede askeri ilk derece mahkemeleri kaldıracağız. Bir maddede 142. madde, bunlara bağlı olarak mahkemelerin teşkilatını düzenleyen maddede düzenleme yapacağız. Geri kalan 2 madde, 9 ve 138. maddeler, bu maddelerde özellikle yargı konusunda mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen maddeler, tarafsız ve bağımsız diye ifade eden eksende onları yeniden tarif ediyoruz. Bir maddede Jandarma Genel Komutanlığı'nın Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkarılması. Bu çerçevede, şimdi bunlar önemli maddeler ama esas olarak yargıdaki problemi çözecek madde bu değil. Bakın biz niye şikayet ediyoruz yargıdan? Yani şunu vatandaşlarımız merak ediyordur. Ya HSYK değişsin de değişince ne olacak? Ne önermişiz? Bakın bundan önce 2 tane seçim oldu. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçimi, hakimlerin seçimi. Ne oldu hakimler? Kendi işlerinde sosyal demokrat hakim, muhafazakar hakim, milliyetçi hakim, cemaatçi hakim, Fethullahçı hakim diye 4'e ayrıldı. Yargı içerisinde böyle bir ayrım, seçimi soktuğunuz anda yapının bu şekliyle bölündüğünü görüyorsunuz. Bu çok ciddi bir risktir. Hakimler oy kullanmaya, biz 1961'de bunu denemişiz. Seçimi sokmuşuz, 71'de vazgeçmişiz. 2010'da yeniden koyduk, işte yaşanan tabloya bakıyoruz. Adalet Bakanlığı liste çıkarıyor. Karşısında başka bir kurul çıkıyor. Bu yapıyı değiştirmediğimiz sürece yargının siyasallaşmasını önleyemeyiz. O zaman biz dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir görüşü vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir görüşü vardır. Biz hepimiz bu görüşmelerimiz, bu kendi görüşlerimizi bir kenara koyalım. Uzlaşmak için bir araya geldik, değil mi? Mesela biz nereye geldiğimizi söyleyeyim müsaade ederseniz o masada. Lütfen. HSYK'nın yapısı konusunda. Lütfen. 22 kişilik HSYK. Sayısını azaltalım, 11'e düşürelim dedik. Öneri getirdik. Biz parti olarak 2 ayrı kurul olmasını istiyoruz. Hakimler Kurulu ayrı, Savcılar Kurulu ayrı. Ama eğer uzlaşmak için gerekiyorsa bundan vazgeçer, tek ayrı kurulda uzlaşabiliriz. Geldiğimiz nokta. 2. Üçüncüsü, biz Adalet Bakanı ve Müsteşar'ın kurulda olmasını istemiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Parti programımız da buna karşı. Ama uzlaşma olacaksa, bu sadece CHP'nin şeyi olmayacak, anayasa değişikliği kurulu. Uzlaşma olacaksa biz müsteşarı dışarıda tutup belli hallerde bakan içinde olsun diyebiliriz. Buna gelebiliriz. Yani evet. 11 kişiden birisi Adalet Bakanı olabilir. Koyduk mu kenara? Geriye kalan, biz Cumhurbaşkanı'nın kurula atama yapmasını doğru bulmuyoruz. Ama uzlaşma sağlama adına 11'in 2 tanesini Cumhurbaşkanı atayabilir dedik. Geldiğimiz noktayı vatandaşlar bilsin. Buna da biz tamam diyebiliriz. 3 tanesi yürütmeden oluyor o zaman. Evet. Geriye kalan 3 üyeyi, İkisini Yargıtay, ikisini birini Danıştay kendi içinden seçsin dedik. 5 tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi içerisinden her grup 4 kat aday göstersin. 2/3 çoğunlukla seçelim. Niye 2/3 çoğunluk? 2/3 çoğunluk anayasayı değiştirecek çoğunluktur. Ve hiçbir partinin hakimiyetini sağlayamayacağı çoğunluktur. O zaman 2/3 bir mutabakat sayısıdır. Şimdi burada kilitlenen nokta neydi? Kilitlenen nokta şuydu. Bizim bütün, yani biz bunu söyledik. Diğer siyasi partiler de hangi hatta geldiklerini açıklasınlar kamuoyuna. Yani bilinsin bu. Evet. Biz tek başımıza bir anayasa yapsak böyle bir kurul değil, başka bir kurul yaparız. Ama uzlaşma adına bu noktaya geldik. Ne olacaktı? Yürütme temsil edilmiş olacaktı. Yargı temsil edilmiş olacaktı. Meclis temsil edilmiş olacaktı burada. Anlaşamadığımız evet. Temel mesele şu. Evet. 2/3 ile meclis seçsin dediğimiz noktada Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle belirli bir turdan sonra salt çoğunlukla seçilmesini istiyor. Bu şu demektir. 5. turda salt çoğunluk dediğiniz anda
3'te 2'yi bulmanız mümkün değildir. Salt çoğunluğu elinde bulunduran parti, evet, anlaşmaz. O zaman da yargı bir siyasi partinin kontrolüne girer. Bu doğru değil. Evet. Ha bugünkü sıkıntı partilerin kontrolü, ha o. Bu nedenle şunu diyorum, çalışma önemliydi. Ben teşekkür ediyorum emek geçen diğer arkadaşlarımıza da. Ama yaraya merhem olacak bir sonuç olduğunu ne yazık ki söyleyemiyoruz. Evet. Önümüzdeki günlerde özellikle liderler buluşmasından sonra HSYK'yı yeniden gündeme alacak ve orada uzlaşmayı zorlayacak bir yapı çıkarsa, partiler kendi pozisyonlarını da bu çerçevede gözden geçirirlerse sağlıklı olur diye düşünüyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan, çok teşekkürler. Sağ olunuz katıldığınız için.